Dünyanın gündemi bizim haberlerde ve medyanın çeşitli alanlarında gördüklerimizden çok çok farklı anlaşılan. Özellikle Amerika ve İsrail istihbaratları birleşip bir ortak paydada güçlerini birleştirmişler. İsrail tutmuş Amerika'nın kukla iplerini istediği yöne çevirip duruyor. Ilık suya atılan kurbağa misali insanların yavaş yavaş düşünceleriyle oynuyorlar. Siz fark etmeden onlar sizi yönlendiriyor. Bu büyük bir planın ön aşamasıydı. Şimdi o planın diğer aşamasına geçmişler anlaşılan. Şimdiye kadar tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı deviremeyen uluslararası örgütler bu kez tek bir çatı altında birleşerek harekete geçti. Finansörlüğünü Yahudi sermayesinin yaptığı ve Mossad eski başkanlarının kurduğu Turkish Democracy Project adlı düşünce kuruluşu ve psikolojik harekat platformunun Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirme planı deşifre oldu. Plan kapsamındaki en büyük adım geçtiğimiz Haziran ayında atıldı. Türkiye'de siyasi ve ekonomik kriz için kolları sıvayan Turkish Democracy Project, ABD'de faaliyete geçirilen UANI, CEP ve JFK adlı kuruluşların bünyesinde yer alan, bürokrasi ve istihbarat geçmişi olan kişilerle FETÖ mensuplarının katkılarıyla 23 Haziran 2021'de ABD'nin New York şehrinde kuruldu. Bu üç think tank kuruluşunda yer alan ve TDP'yi kuran isimlerin ortak özelliği, ABD'nin siyaset, dış politika ve istihbarat alanlarında görev yapmış, karar alma mekanizmalarında yer almış kişilerden oluşması. TDP'nin kurucuları arasında ise İsrail Gizli Servisi Mossad'ın eski başkanları Meir Dagan, Tamir Pardo yer alıyor. Kuruluşun danışma konseyinde yer alan John Bolton, eski İç Güvenlik Konseyi Bakanı Francis Townsend ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un da aralarında olduğu 7 üyenin aynı zamanda TDP'nin danışma konseyinde de yer alması dikkat çekiyor. TDP'nin yönetim yapısında bir başkan, 9 kişilik danışma konseyi ve bir kıdemli danışmandan oluşuyor. Başkanlığını ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mark Wallace üstlendi. Yönetimde ise şu isimler yer alıyor. ABD'li eski senatör Joseph Lieberman, eski İç Güvenlik Konseyi Başkanı Francis Townsend, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin eski başkanı George Bush'un kardeşi eski Florida valisi Jeb Bush, eski ABD Dışişleri Başkanlığı danışması David Phillips, CIA'nin eski İran uzmanı Norman Rolle, CIA eski operasyon direktör yardımcısı Robert Richard, ABD'nin eski BM daimi temsilcisi eski büyükelçi Alejandro Wolf, İtalya'nın eski ABD ve İsrail büyükelçisi Giulio Terzi di Sant'Aga, danışman ve analist Diliman Abdülkader, yönetici Madeline Johnson. TDP faaliyetlerini turkishdemokrasi.com isimli internet sitesi ve Turkish Project adlı Twitter hesabından haber ve yazı paylaşarak sürdürüyor. İnternet sitesinde FETÖ menşeili ahval, duvar, Al Monitör, The Jerusalem Post gibi ülkemiz aleyhindeki yazılara yer verdiği bilinen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail destekli yabancı medya organlarının haber analizleri yayınlanıyor. Sosyal medya hesaplarından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında negatif algı oluşturma amaçlı kaleme alınan yazı, yorum ve raporlar paylaşılıyor. Özellikle Ahval ve Al Monitör gibi FETÖ, PDY ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen medya organları ile etkileşim içinde olunması dikkat çekiyor. TDP'nin arka planında ise iki farklı aktör var. Bunlardan ilki Pensilvanya merkezi FETÖ-PDY'nin mensuplarından Firari Aykan Erdemir ve eski Polis Akademisi öğretim görevlisi Firari Süleyman Özeren. Bu iki ismin TDP bünyesinde görev aldıkları yönündeki haberler nedeniyle TDP'den ayrıldıkları öne sürülüyor. Ahval isimli örgüte Müzahir Site'nin Temmuz ayında YouTube hesabında TDP Türk Halkı için çalışıyor başlığıyla TDP CEO'su Mark Wallace ile yapılan bir röportaj yayınlanması örgütün TDP'ye arka plandan verdiği desteği gözler önüne seriyor. TDP yönetiminin en önemli özelliği ABD'nin siyaset, dış politika, güvenlik ve istihbarat alanlarında resmi olarak görev yapıp ardından ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik planlamaları doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarında yönetici ve danışman olarak yer alan isimlerden oluşması oldu. Örgüt, ABD'nin politikaları ve milyarder Thomas Scott Kaplan'ın Orta Doğu'ya yönelik çıkarları doğrultusunda bir araya gelen alanında uzman kişiler tarafından kuruldu. Türkiye karşıtı faaliyet gösteren kuruluşlardaki isimler
TDP bünyesinde tek çatı altında bir araya geldi. TDP'ye FETÖ'nün dışında destek veren ikinci aktör ise Birleşik Arap Emirlikleri. İsrail lobisi ile ilişkisi bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al-Otabi'ye ait e-posta yazışmaları 2017'de açık kaynaklara sızdı. Otabi'nin OANİ CEO'su Wallace ile 2014 itibariyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarken, Wallace'ın OANİ tarafından yapılan bir organizasyonun finansmanı hakkında Otabi'ye ile yaptığı mesajlaşma, kuruluşun ABD'nin İran'a yönelik politikasını yakından takip eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarları doğrultusundaki faaliyetleri destekler nitelikte. Sabah gazetesinin elde ettiği bilgilere göre, düşünce kuruluşu kisvesiyle insan hakları, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi sözde batılı değerlere atıfla Türkiye'de yönetim değişikliğini amaçlayan TDP, bunun için ekonomik ve sosyal istikrarsızlık oluşturmayı hedefliyor. Nihai hedef ise Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında kırılmalar oluşturacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden mevcut yönetimi yıpratıp 2023 seçimlerinde yönetim değişikliği yapılması. Kuruluşun CEO'luğunu eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mark Wallace üstlenirken, başkanlığını eski İç Güvenlik Konseyi Bakanı Francis Townsend yapıyor. Danışma konseyi üyeleri arasında ABD'li eski senatör Joseph Lieberman ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi eski büyükelçi Alejandro Wolf gibi TCD'de bulunan isimler yer alıyor. Tıpkı Yahudi milyarder George Soros'un kadife devrim operasyonları gibi organize eden Thomas Scott'un, Irak ve Suriye'deki PKK-PYD'li gruplara destek veren JFK, Justice for Kurds yani Kürtler için Adalet adlı kuruluşun destekçisi olduğu da anlaşıldı. ABD doğumlu Kaplan, Fransız aktivist Bernard Henry Levy ile birlikte 2018'de JFK'yi New York'ta kurdu. Bu kuruluş Kürtlerin bağımsız bir devlete sahip olmaları gerektiğini savunmaya yönelik politikalar üretiyor. Kaosun olduğu her yerde sıklıkla karşımıza çıkan Fransız Levy, karanlıklar filozofu olarak tanımlanıyor. Kuruluş, Irak ve Suriye'deki ve ülkemizdeki ayrılıkçı Kürtlere yoğunlaşarak uluslararası politikada bu kesimin temsilcisi olmayı amaç edinmiş durumda. Kaplan başkanlığındaki bu örgütün de danışma konseyinde yine TDP danışma konseyi üyeleri CIA eski operasyon direktör yardımcısı Robert Lischer, eski Florida valisi Jeb Bush ve eski büyükelçi Giulio Terzidi Santaga yer alıyor. Kaplan, İran'ın nükleer programını engellemek üzere kurulan UANI, United Anti-Nuclear Iran adlı kuruluşun da kurucuları arasında. UANI adlı kuruluşun kurucuları arasında ölen Mossad eski başkanı Meir Dagan ile yine önceki Mossad başkanlarından Tamir Pardo yer alıyor. Kaplan'ın bir iş adamı olarak ana gelir kaynağı madencilik. Scott, buradan elde ettiği gelirle ABD yanlısı Körfez ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştiren Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın isteği üzerine DAEŞ'e karşı faaliyet gösterdiği öne sürülen Arif adlı kuruluşun da başkanlığını üstlendi. Sahip olduğu Tigris Financial Group ile özellikle Orta Doğu odaklı faaliyet yürüten Kaplan, aynı zamanda bölgedeki siyasi ve ticari planlarına hizmet etmesi için Orta Doğu'ya barış ve demokrasi getirme argümanı ile UANI, CEP yani Counter Extremism Project ve JFK gibi Orta Doğu'da belirli bir kesimin çıkarlarını destekleyen yapıların kurucusu ve finansörlüğünü yapılmasıyla tanımlanıyor. Eylül 2014'te aşırılıkçı düşüncelerin yarattığı küresel tehditle mücadele amacı taşıdığı belirtilerek New York'ta kurulan CEP sözde DAEŞ'le mücadele görünümüyle aslında ABD dış politikası doğrultusunda şirketler ve uluslararası karar alıcılara baskıyı hedefliyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.